Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, koronavirüs Türkiye temsilcisi olarak sizleri bazı konularda bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz, 2019 yılından itibaren insanlar bize bulaştılar. Evet, insanlar bize bulaştılar. Normalde biz kendi halinde yaşayan, etliye sütlüye karışmayan, ekmeğinin peşinde virüslerdik. Ama gelin görün ki insanlar geldiler ve bizi bir mutasyona uğrattılar. Evet, hani siz insanlar hayal kırıklığına uğruyorsunuz ya, biz de mutasyona uğruyoruz işte. Bizim kendi aramızda adına insan 19 dediğimiz bu bulaşma yüzünden dünyanın başına böyle bir bela geldi. İşte bu geldiğimiz noktada bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmek için karşınızdayım. Hepinizi öpüyorum en başta. Evvela şunu ifade etmeliyim ki değerli arkadaşlar, bizim insanlara herhangi bir garezimiz yok. Biz insan değiliz. Kin tutmayız. Düşmanlık beslemeyiz. Biz virüsüz. Hatta şöyle söyleyeyim, bazen çok iyi, çok güzel insanların hastalandığını görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Bakın, virüsüz. Ama bizim bir onurumuz, bir izzetimiz, bir prensibimiz, bir raconumuz var. İnsan değiliz biz. Virüsüz. Temizliğine dikkat eden, kurallara uyan, maskesini takan bir insana asla bulaşmayız. O kadar insan niye hasta oluyor o zaman dediğinizi duyar gibiyim ki, gibisi fazla duyuyorum çünkü ağzınızın içindeyim, burnunuzun dibindeyim. Kusura bakmayın ama onlara biz bulaşmıyoruz. Siz bulaştırıyorsunuz. Yapmayın lütfen. Sonra suç bizim üstümüze kalıyor. Herkes kendini kurtarıyor, olan gariban koronavirüsü oluyor. Lütfen. Burada özellikle teşekkür etmemiz gereken bazı isimler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle koca yürekli insan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Kendisi adeta gönüllü bir virüs elçisi gibi, fahri bir Covid-19 elçisi gibi mücadele etti. Bizim için şartları son derece elverişli hale getirdi. Motive etti bizi. İnandırdı, teşvik etti, kamçıladı. İlk başlarda başka ülkelerdeki arkadaşlarımız bizi alaya alıyorlardı, rencide ediyorlardı. Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarının azlığından dolayı hakaretlere maruz kalıyorduk. Tabii biz de hak ediyorduk. Çünkü elimizdeki verilerle Sağlık Bakanı, koca yürekli insan Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler birbirini tutmuyordu. Koskoca Sağlık Bakanı yalan söylemeyeceğine göre, olsa olsa bizim içimizdeki bazı hain ajanlar görevlerini layıkıyla yerine getirmiyorlardı. Biz virüsüz, biz liyakate çok dikkat ederiz, insan değiliz biz. Öyle torpille falan virüs olamazsınız bizde. Tabii çabaladık, gayret gösterdik. Sonra fark ettik ki, o milli menfaatler için küçük küçük olduğundan daha az açıklanan sayılar bizi motive etmek içinmiş. Biz de hırslandık, çaba gösterdik ve sayıları ideallerimizin doğrultusunda yükselttik. Ama gerçekten bazen çok korkunç engellerle karşılaştık. Mesela bizi engellemek için koca yürekli Berat Albayrak'ın açıkladığı konut kredi faizinin düşürülmesi afallattı bizi, doğrusunu söylemek gerekirse. Hiç beklemiyorduk böyle bir hamleyi. Orada bir irkildik. Ama aşmasını bildik. Sonra mesela cezaevlerindeki sapıkları, katilleri, adi suçluları koronavirüs bahanesiyle sokağa salmak. O ne kral hamle öyle ya. O ne mükemmel bir hamledir ya. Bakın, dünyada böyle bir hamle görmedik biz. Tabii katilleri, sapıkları sokağa salarak insanlar can güvenliği endişesinden evlerine kapanacaklar, sokağa çıkamayacaklar. Bu sayede de koronavirüs salgını bitirilecek. Saygı duyduk, takdir ettik ama gördük ki meğerse bu bildiğin adaletsizlik, düpedüz bir zalimlikmiş. Başka da bir sebebi yokmuş. Ama en fantastik olanı, gerçekten büyüleyici bir hamle olanı kongreler. Biz o kongrelere yüreğimizi bıraktık değerli arkadaşlar. İlk başta tabii ki dehşete düştük. Şok olduk. Bunun bizim soyumuzu kurutmak için üstün zeka ürünü,
üst aklın bir projesi, bir kumpas, bir tuzak, bir deha belirtisi olduğunu düşünüyorduk arkadaşlarla konuşmalarımızda. Çünkü bütün dünyanın evlerine kapandığı, insanların koronavirüs korkusundan sokağa çıkamadığı bir zamanda, kapalı mekanda binlerce insanın bir araya gelmesi olsa olsa büyük bir planın parçası olabilir. Di. Ama gelin görün ki ya bu bildiğiniz mallık, düpedüz geri zekalılık, engellenemez bir beyinsizlik ve tahmin edilemez bir aptallıktan ibaretmiş. İlk dört kongreye gitmedik ama sonra gerekenleri yaptık. Kimse bize kızmasın. Sonuçta biz de virüsüz yani bizim de bazı görevlerimiz var. Bu kongreler vesilesiyle de yeni doğan virüslerimize lebalep can, kongre su, reisiye, Özlem Zengin gibi isimler koymaya başladık. Hepsine teşekkür ediyoruz. En başta da ifade ettiğim gibi biz size bulaşmadık. Siz bize bulaştınız. Geldiğimiz noktada biz artık öyle çok çaba sarf etmiyoruz. Part-time çalışıyoruz. Kendimize zaman ayırıyoruz. Dünyadaki bütün virüs arkadaşlarımız bizi kıskanıyorlar. Gerçekten Almanya bizi kıskanıyor. İngiltere, Amerika, Japonya hepsi bizi şu an çok kıskanıyor. Kongrelerdi, cami açılışlarıydı, cenaze namazlarıydı. 2 saat kala açıklanan sokağa çıkma yasaklarıydı derken biz de iyice saldık yani doğrusunu söylemek gerekirse. Bu noktadan sonra bu ülkede bizden habersiz yaprak kımıldamaz diyebiliriz. Biz hava moleküllerindeyiz ama fikirlerimiz iktidarda. Lütfen daha fazla kongre yapalım. Cenazeler bizden, namazlar sizden. Safları sık ve düzgün tutalım, omuz omuza dip dibe kaynaşalım, öpüşelim, koklaşalım, yapışalım. Millet olarak birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğunuz şu zaman diliminde hepinizi öpüyoruz.